Bugün sizlerle beraber su böreği yapacağız. Ben yumurtalarımı kırdım. Yumurtalarım 6 tane kırdım. Ve bir tatlı kaşığı kadar tuz attım. Bu bir tepsilik, büyük bir tane bir tepsilik böreğin tarifi. Ve şöyle ben bir tane de kabartma tozum. Ve bazıları koymuyor fakat ben yoğurt koyuyorum. Şöyle bir şu an suyunu koyuyorum yoğurdun da 4-5 kaşık kadar yoğurt suyu koyuyorum. Ama eğer yoğurdun katı kısmını koyacaksam yoğurdun katı kısmından 2 kaşık yeterli. Ben sulu kısmını koydum. Şöyle arkadaşlar, bazıları bunu koymuyorlar, yoğurdu su koyan var. Hani o da onların damak lezzeti fakat su böreği çok yağlı bir börek olduğu için yoğurt bunun biraz böyle hafifleşmesine sebep oluyor, daha güzel oluyor. Ben bu şekilde çok beğeniyorum. Tabii siz o şekilde veya bu şekilde yapabilirsiniz. 6 yumurta, tuz ve bir tane kabartma tozu ve 6 kaşık yoğurdun suyundan koydum. Şimdi ben bunu yoğurmadan önce güzelce çırpacağım. Bir kek haline getireceğim. Çırpma işlemini ben kameramı kapatıp yapayım çünkü uzun sürecek bir işlem. Bununla vakit harcamayalım. Şimdi ben şu şekilde hamuruma biraz da un katarak kek hamurundan biraz daha katıcı yoğurdum. Bu benim kolay hamur yoğurma işlemim. Şöyle ben size bu şekilde çok kolay oluyor. Kaşıkla dönmeyecek artık. Son unu konulacak hale kadar ben kaşıkla çırpıyorum. Artık yoğuracağım. Hamur dönmez hale gelince o zaman elimle yapıyorum. Ve bu şekilde daha güzel oluyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde yaparsanız emin olun hamur yoğurmak size hiç zor gelmeyecek. Bakın koyulaşmaya başladı. Ben onu yine kaşıkla hiç elimi bulaştırmadan şöyle unlarını şöyle unlarını şimdiki kısımda artık bir kere daha elek yapacağım buna. Ununu eleyeceğim ve hamurumu toparlayacağım. Şimdi belki sorabilirsiniz ne kadar un koyacağım diye. Arkadaşlar bu yumurtanızın büyüklüğüne, yoğurdunuzun cıvıklığına göre değişiyor. Ben size derim ki 5 bardak un koyun. Fakat az gelir. 6 derim. Az çok gelir. Yani ben size hamurun kıvamını göstereceğim. Hamur güzel bir yoğurma kıvamına gelince bakın şimdi bu artık bu unu alacak ve ben bunu artık şöyle eldiven giysem daha iyiydi. Daha kolay yoğururdum. Çünkü eldiven ne hamur yapışmıyor, daha kolay oluyor. Fakat böyle bir başlamış oldum kamerayla da çekiyor olunca. Aslında kolayıma gelmiyor böyle. Şu şekilde yediriyorum. Bakın hamurum zaten bayağı yaklaşmış. Kaşıkla ben o işi halletmişim yani. Şöyle. Ben hamurumu biraz yoğurduktan sonra kıvamını size göstereceğim.
Şimdi arkadaşlar bunu ben bu hale getirdim. Hamurumu yoğurdum. Biraz dinlenmesi için bırakacağım. Fakat ben bezelerimi yapacağım. Ve bezelerimi yaptıktan sonra şöyle arkadaşlar bakın. Çok sert de değil, çok yumuşak da değil bir hamur elde ettik. Güzel yoğrulduğu için bakın hemen hamurum kalkıyor. Ve bezeleri yapacağım. Bundan 9 veya 10 beze çıkartmaya çalışacağım. Bu kısmı da ben size çekeceğim. Arkadaşlar hamurumu ben 6 eşit parçaya böldüm. Çünkü bezemin bu büyüklükte olması gerekiyor. Tepsim biraz büyük. Ve su böreklik hamurun ne çok ince açılmış olması gerekiyor ne de çok kalın olmuş olması gerekiyor. Çok incecik açılan hamurlar maalesef kaynatıldığında sudan çıkmayabiliyor. O yüzden ben kendi bezemi yıllardır biz köylerimizde bu bizim yöresel bayramlara yaptığımız su böreği hamurlarımız, tarifimiz. Ben böyle yapıyorum. Biraz büyük açıyorum. Yufkamı da haşlayınca böyle katlı katlı veriyorum. O yüzden bezemin biraz büyük olması lazım. Yani normalde tava böreği yapacak olsak bunun yarısını yapardık. Ama biraz büyük olsun ki böyle büzgülü büzgülü koyalım. Ve araları kabarık kabarık olsun daha güzel olur. Emin olun bu şekilde yaparsanız çok beğeneceksiniz. Ben bütün bezelerimi bitireyim. Açma kısmında tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben bezelerimi yaptım. Dinlenmeye bıraktım. Kapağını kapatıyorum. Dinlenirken şu şekilde peynirimi hazırladım. Maydanoz kattım. Çok azıcık da bir böyle değişik bir tat vermesi için dereotu kattım ben. Dereotunu çünkü çocuklarım da çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. Bunu da kattıktan sonra arkadaşlar suyumu da kaynamaya koydum. Bu esnada hamurlarım dinlensin diye. Bunları ben hamurları yaptıktan sonraki aralıkta yaptım. Ben suyuma şimdi tuz atacağım. Ne miktarda tuz atacağımı size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle. Yani bu çorba kaşığı, büyük çorba kaşığıyla şu şekilde ben 3 çorba kaşığı atıyorum. Çünkü eğer tuzu fazla olmazsa yufkamız çıkmıyor. Biz köylerimizde böyle yapıyorduk. Bayram hazırlıklarımızda su böreklerimizi bu şekilde yapıyorduk. İlk defa video çekiyorum. Video çekerken tabii ölçüleri tam olarak vermemiş olabilirim. Ama her zamanki yaptığım şekil bu. Kaşık usulü. Hani şu kadardır desem değil. Tuzunu da koyduktan sonra kapatacağım. Ben yufkalarımı açana kadar suyum kaynayacak. Arkadaşlar ben suyumu hazırladım. Suyum kaynıyor şu anda. Kaynamaya başlamadı daha da. Kaynamaya bıraktım. Ve ben bu esnada yufkalarımı açıyor olacağım. Şöyle büyük ihtimalle ilk yufkalarım çok hızlı açılamayabilir. Ama sonraya doğru bunlar hızlanacağız. Zaten 8 tane yufka 10 dakika tutmaz açmamız. Yufkalarımızı açacağız. Bunun da şöyle bir püf noktasını ben size söylemek istiyorum. Ben bu kadar büyüttükten sonra ikinci hamurumu da alıyorum. Bir ikinci hamurumu da şu şekilde onun kadar büyütüyorum ve ikisini üst üste koyup iki yufkayı birden açıyorum. Bu benim biraz daha kolayıma geliyor. Daha çabuk oluyor. Belki de böyle çalışan kadınların mecburen pratik olması gerektiği gibi bir şey bilmiyorum. Biraz büyüttükten sonra ikisini bir açmaya devam edeceğim.
Ben biraz yufkamı büyüttükten sonra açacağım arkadaşlar kamerayı. Çünkü bu şekilde çok uzun sürecek gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar ben su böreği videoları çok var. Fakat pratik olarak nasıl yaparım? Ben bunu göstermek için bu videoyu çektim. Bakın birinci yufkamı biraz büyüttüm. Ve şu kadar sardım. Ve ikinci yufkamı. Onu da ikisini üst üste büyüttüm biliyorsunuz. Sadece şöyle elimle bastırarak sadece şu şekilde. Yufkacılar bunu böyle açıyorlar. Bakın mermer oklavalarla açıyorlar. Ve bu şekilde. Tabii biz o kadar profesyonel olamayabiliriz. Ama şöyle bakın. Bu şekilde büyüteceksiniz. Arkadaşlar ben yufkalarımı açtım, hazırladım, tepsimi yağladım. Şöyle bir tane kuru yufka su börekliğimine altına bir tane kuru yani haşlamadığım bir yufkayı seriyorum. Bu bunun püf noktası. Bir tane de peynirlerin olduğu araya sereceğim. Bu bunun suyunu çekiyor ve daha güzel oluyor. Altı çıtır oluyor. Mutlaka bunu bu şekilde yapın. Ve şimdi suyumuza yufkamıza atacağız. O kısmı da ben size göstermek istiyorum. Şu şekilde arkadaşlar şöyle bütün yufkamı aldım. Bunu çekmesi tabii biraz zor. Şu şekilde bakın. Şu şekilde şu şekilde yufkamı bıraktım. Ve altını açtım. Buradan çıkarttığım yufkayı buraya soğuk suya atacağım. Soğuk suda sızdırdığım yufkamı burada döşeyeceğim ve yağlayacağım. Bunun üzerine şimdi yağlamam gerekiyor. Sırası bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın benim yufkam şu şekilde. Bakın kabardı. Ve ben onu direkt buraya soğuk suyun içerisine atıyorum. Hemen bastırıyorum. Bu şekilde yapmazsanız yufkanız dağılır. Suyum bayağı bir soğuk. Sonra arkadaşlar şu şekilde tuttuğum bakın yufkamı şöyle suyunu sızdırıyorum. Şu şekilde suyumu sızdırdıktan sonra tepsime döşeyeceğim ve yağlayacağım. Şimdi arkadaşlar ben 3 kat yufka koydum. Bir tane kuru koydum. Bir tanesini yağladım koydum. Tekrar üzerine bunu koydum. Şimdi ben iç harcımızı koyacağım. Yani 3. kata iç harcımızı koyuyorum. Tekrar şöyle. Bu harcımı ikiye böleceğim ben. Peynirimi ikiye böleceğim yaptığım bayağı bir peynir vardı ve ben de bayağı bir koyacağım çünkü onun lezzeti o peynirinden geliyor. Şimdi arkadaşlar bunun püf noktasından bir tanesi de kuru yufka döşeyeceğimizi söylemiştim. Bakın ıslak yufka değil bu kata kuru yufka döşüyoruz ve yağlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben 2 kat koydum buraya. 2 kat koyduktan sonra tekrar ben şöyle tüm harcımı bunun içerisine boşaltıp bunu dağıtacağım. 2 arayla koymuş olacağım. 3 en alta. Daha sonra 2 tane de ortaya koyduktan sonra yani bu şekilde.